Dedi, bir iki ay sonra gene gelecek. Rüstem Mürsaloğlu mu? He. Ne diyor kendisi? Gene gelecek. Bir torcu koymuş, umuduna atmış bir baltoy. Şuna tutturmuş, bir Amerika'dan iki tane gelmiş. İslam Şahbendarov gelmiştir herhalde. Ha, bilmem adı familyası ama hem onu tanımdı. Onu Kandarlı'yılar ne bileyim ne tuttur ama şunu vatan tuttur yerlere. Buranın vatan cemiyeti İslam Şahbendarov'u tuttur yerlere. Ha ya bir şey ediyorlar ki onu tutur. O biliyor. Şeyden gelir. Ha. Dedi bu oğlan o. Amerika'daki aynen, bizim ha. İslam FETÖ'cü, abi. FETÖ'cüye. Aynen. FETÖ'ye karşı mücadele eden dedim, İslam Şahbendarov. Dedim enişten geldim. Değil de çok dedi ki yok. Bir oğlan çıkmalıydı. Bir enişten bir oğlu. Hayır oğlum ne gün. Öyle yiyir vatanını ötürüyor. Evet. Hani ona yardımcı hani? Hani onu o? İşte arkasında duran, değer veren insanlar. Kim gitti bunu? Ali Merdim gitti. Allah ömrünü görsün. Cahir Nefse gelecek, oğlu bundaydı. Hala bunda da otur. O şeyde gitti, şey, para vardı, para aldı. Çarşı parası. Değil şeyler düştü ki gelecek. O maaşın, bu maaşın, başka gece var da gelip o ücretle çıksın. Hiç şey yok. Bir Ali Merdim bu köyden. Şeyden üstten. Ne Yaşar Merdim, ne öbürü. Lazımdır da bu. Lazımdır. Öyle toplantılara gitmek lazım. Hani? Kendimizi göstermek lazım. Burada haklarımızı talep etmek lazım. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden, gerek Gürcistan'dan. Gerekse de buradan. Gerekse de... Oraya geldim, ne atarsın adım. Hala bununla ileri ben köştüm, gittim. Peki bu çocuk olur diye. Ne evimi aldılar, ne malımı aldılar. Malımı da söktüm, evimi de beş tutum, Mürşit, ben, Şamil Mermi, Ordu, Rızmaydı, beş tutum, maaşını tutum. Üç tane de bir tane gedek, iki tane de malı aldım, götürdüm ben. Sonra Osman var ya bunda, eniştemizde. Murat, ona beni nereye bırak dedi, üç tane kızım hemen ki yetişmiş kızlar. Ona beni nereye bırak dediyorsunuz ki. Acıla olacak, ben size inanıp geldim. O bıraktı geldim, üç mü? Karı düştü ayaklarına. O vakit Gürcistan'a mı gittin? Hayır, Zübdü'de. Gittiniz oraya. Siz Ağızkaya gittiniz. Hayır, ben buraya başladı kaçmaya. Gitti, 8 ay orada yaşadınız. Ha, 8 ay yaşadım. Vatanla ötürü ölüyordum. Maşallah. Onda bir karı vardı, gittim de dedim, Sotaz'a dedim ki, Mustafa diyorum, nasıl, Rozi? Dedi, kakoy tuvayı Rozi, Rozi tuvayı, dedi, adigey. Onun adı günü değil, adigey. Eta Zübdü'd. Senin vatanın orası diyor ha? Ha ya, senin vatan orası diyor. Bu avuçta Uruç'ta tarafı. Baktır ki yok kazanırım. Sahip çıkmışlar topraklarımıza, evlerimize. Ha gittim gördüm şimdi. Kabristan'ı dağıtmış, kartopu ekmiş, orayı torbetten... Bizim mezarlıkları dağıtmışlar, orada patatesler ekmişler, kartopu ekmişler. Aga, darmadan dedim. Bir gece kaldım da demet gittim. Dayanamadınız. Dayanamadım da, ah ben gideceğim. Sonra çekişirim de. Pok çıkardım çocuğun atı orada. Çekişirdim de ben. Öyle. Dedim hadi yavaştan et. Kalktım geri geldim. O kadar para çıkıp oraya gittim ben. Allah helal olsun. O girişiminiz bile takdire şayandır yani. Güzel bir şey yapmışız. Gitmişiz. Hiç olmasa ayağa kalkmışız. Ama inşallah şimdi. Ama Ramit adam vatanına gitmiş, yaşamış da. Bunun yanında olan olmamış ki tam orada kalsın, yaşasın. Aynen yani öyle hareket eden de bir defalık topluca hareket etmiş. Bugünkü günde de diyor ki ben ne mutlu bana ki ben gittim de orada ben 8 ayımı en azından 8 ayımı vatanımda yaşadım. Evimi bıraktım gittim. Yaşam evimde yerinde malımda diye reşitli bakın bir büyük inekim var diye. Salya dalma 1800 Mart'a. O artık 3 tane inek alma var diye. Binaltan geldi rahmet canına. İnek almaya baktı dedi şaşırdı sen. Evde mi yatıyorsun, bu malın yanında mı yatıyorsun? İğne bakıyordum. Onu da bıraktım, gittim. Ha şimdi Türkiye vatandaşlık veriyor bizim Şenlik'e, Ağızkalılara. Evde yazdık, Cangir'de, Temur'da, büyük oğlum onda da zaten. Zaten kızım zaten değil mi? Türkiye'ye eman ettiler. Ha inşallah. İnşallah. Yaşar mı? Kaç yıldır Türkiye'de? Yaşar mı? Yaşar mı? 5-6 yıldır. Oldu yani. Hayır. Ne diyorsunuz bizim Şenlik'in orada kimlik alması, Türkiye'de yaşaması, orayı vatan seçmesi? Vatanımız orada. Vatanımızdır orada, değil mi? Orada vatan. Türk diyelim. Orada vatanımız.
Yine vursun hapı seni. Türkçe Erdoğan'a git söyleyeyim ben başlayayım ağlamaya. O kadar seviyorum onu. Onu yine, onu da yine vursun. Al sana göster bu milleti de. Sert bizi bu zulümden de. Burada kime bize bir şey demiyor. Sonra buna kadar yalan söylüyorsun. Kisme bunda Azerbaycan biz evine püçke vurur. Azerbaycan ben, bize bakıyor sağ olsun Allah razı olsun. Bakıyor ki 16 yıl ben Moskova'ya sürdüm. Nefkara, Sarıya falan iki defa da gelin getirdim. Narsik'ten prova olmamıştı. Nerede tutun sen bende prova yok. Ne derse yoktu da. Olmayıp olmayacak da. Ne istiyorsan. Abi ne derse. Dedim bana ver bak bilirsin ben kimim. Sen ne diyorsun? Dedim Nazik dedendir. Ben Atatürk'ün nevesiyim. Türk parası Türk'üm. Kur'an okusu ile diyerdim ki çünkü dedi ki boş verdim yedi. Şikimle şu söyleyirdim. Korkmuyordum, utanmıyordum. Al var bende ne al? Türk olduğundan zaten ele bir insan var ise ki Türklüğünden utanıyor zaten o insanın böyle bir dünyada yaşamaya hakkı yoktur. Hakkı dedim ben o İranlar geliyorsa kızızı güzel güzel. Karızı toprağı geliyor ama Türk gelip namussuzluk oyup geliyor. Alım ki beni ediyordum. Pencereye çağırıp Kur'an okuyordu. Polise benden korkuyordu. Evet. Yani Türkler buraya geliyor. Zaten askerlik de yapıyorlar. Bizim askerler Azerbaycan'da vatani yani, görevini de yerine getiriyorlar. Ben de öyle bir yerim vardır. Radyomu açıyorum. Sabahtan geliyorum açıyorum. Akşam saat 7'de söndürüp geliyorum. Kardeş Türk demeden söz demiyor. Öyle öyle. Kardeş Türk demeden sözünü başlamıyor. Bu bestürde. Azerbaycan öyle. Doğru. Öyle tabii. İnşallah bu münasebetler bozulmaz. Bu dostluk bozulmaz. Evet, bu dostluk, evet. Kardeşlik. Elçi Bey evet, demişken abi. Biz dost değiliz Azerbaycan şey Türkiye ile Azerbaycan dost değiliz. Biz kardeşiz. Kardeş. Öyledir. Kardeş. Allah dediğimiz lazımdır. Seviyor da. Seviyor. İnşallah Allah'ın emri. Yani ben gelmem benim oğullarım yetimde. Bu siz yaşayamadınız, siz göremediniz. Bu suç üstümde kalktığında sürgün çocuk kalksa bizim üstümüze ne olur ki? Yani hele de sürgünde yok da. Sürgün yok da. Sen ben 74 senedir bu sene 74. Adam bayrağı kurbanını bir şey demeyin ama üstümüze kalksa bu. Değil mi? Ne olur ki yani? Sürgünden kurtulak diyorsunuz. Kurtulak da. Bu adamın o sözü demesinin sebebi Ramil. Bak burada yok. Mesela Azerbaycanlılar da Türk'tür. Türk. Ama yeri geliyor içinde bazıları var diye ki sen Türksün diyor. Ben Azeriyim diyor. Yani Türklüğü kabul etmeyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz var doğru. Burada Türk yok. Türkiye'de Akskali yok. En azından Gürcistan'a gider çıkarsın. Türkiye'de sadece Akskali da değiliz. Yabancı uyruklu diyordu. Yani, ondan sonra vatansız sığınmacı denildi. Yani yanlışlar oldu. Bayağı bir yanlışlar oldu. O da bilinmediğinden dolayı. Şükür aşındı değildir de gene. Şükür. Gene bugünkü halına şükür. Bugünkü evet evet şu anda vatandaşlık veriliyor. Çok şükür. Kabul de etti. Senelerdir bizim zaten taleplerimiz bu yöndeydi. Bu devletten zaten de bugünkü günde hani narazi kalsak zaten yok. Bizim yediğimiz ekmek bize haram. Evet, evet, evet. Kamyen kama diyor da bize çırak durur. O yan bir yer söylerse onun cevabını veriyor. İlla. Öyle mi kardeşim? İlla. Bunda kaçıncı yıldaydı? İrmanlar gitmeden sanacalarda haki ödeyirler ne bileyim ne prodüktör ola gidenler acemlere ola taşın yavrum karşısındaki bizim o adamlar vardı neydi ola Abu Rahmetcan'ı kumarım kayıntılar onlar vagoni aşçılara giriyor vagon teplendi ya. Bu özgetti. Vagon bir yandan da giriş türler canına. Buraya nasıl ediyorlar diye güzel kurban olur. Evet, evet. Türkiye'ye ne dersiniz? Buradan Türkiye'ye gidecek bu görüntüler. Ne? Türkiye kurban olur. Türkiye'deki kardeşlerimize, dostlarımıza. Ben onu diyelim ki sahip çıksınlar bize de. Sahip çıksınlar. Bize sahip çıksınlar. Aslında götürsünler. Türkiye bize. Sadece Türkiye'dekilerine de gül. Buradakiler de vatandaşlık versin. Amin Allah. Gedak. Allah'ın. Amin Allah. Orada yaşayalım inşallah. Hele veriyor. Ahmet Davutoğlu söz verdiysen Bursa'da ne oluyor Ahmet Davutoğlu? Karışlar naziridir. Versene, alsana, götürsene. Unuttun mu? Bizi unuttun mu değil mi? Ha?
Unutmasın. Çıktın bu garipli bizim üstümüzden de. Unutak da. Bitsin bu sürgün, bitsin bu hasret. Bitsin ama ne bitsin? Bir efem bu bitsin. Ataş şöyle o söze bir. Öyle öyle. İnşallah. Canımız... İnşallah o günlerde yakındır. İnşallah. Allah'ın izninden o günlerde yakındır. Türkiye'deki tüm dostlarımıza selam bütün, olsun. Bütün bu sohbeti sizler için çektim. İlhan Erdoğan için. Elhamdülillah başlarım ağlamaya. Yine söylüyor, yine söylüyor. Şu anki Cumhuri reisimizdir zaten adamın, bizde. O insan, yani, o insan bir günde dünya lideridir insan. He. Zaten çoğu devlette nerede Türkler veya Müslüman, sadece bütün Türkler Müslüman, değil, orada, bütün Müslümanlar zaten yetime, dünya bütün lideri yetime olarak bakıyor, tanıyor. Bütün her şeye bakıyor. E, bize de bak da, yeter de. İyi bir siyasetçidir. Ben de siyasi yönden onu her zaman desteklemişim. İşte Erdoğan, en dostum bir aya bu millet oraya çöker. Evet. Herhalde de onun parasını kazanıyor çok iyi. İyi biliyorum. He. Göbene ev yapmış, ne bileyim ne etmiş. Hiçbir şey yapılmaz. Biri avında yapıyor. Kartevi var, yolları yaptı. Hangi yolları yaptı? Rüstem de bunu dedi. Sonra Rüstem'e bir ara söyler. Rüstem dedi ben o aşın onu. El yoklu yok etti onu. Olmadı ki bile. Sağ olun. Yardım lazım. Videoyu kapa diyelim. Son sözünüz nedir? Ne diyorsunuz? Ne diyeyim ki? Gene o sözüm odur ki. Bu yetimlikten çıkart da. Yetim o. Ha. Yetim o. Bizi çıkart bu evimizi. Bizi de bir ey günlere sal da. Bu ad bizden kalktın da. Ben bunu arzu ederim. Sürgünden kurtulmak istiyorum. Biz Türk'ü. İlla bu adlarına çıksan da. Türk'ü. Ölenler 73 yaşım var. Maşallah. Vatan deyip biliyorum. Sabahtan kefan bir gelip görsem diye bir yermesine sürmüş. Ben ne etmiştim? Kefan Ağızka'da bir köy ismidir. Dedemizin de orada yaşadığı bir köydür. Kehvan. Zilen kime ver döşekte bükülüyordum ki gün olursa da gitmem. İnşallah. 250 bana büyük paraydı vakti verdim de rüşvet. Propus kaldım da gittim. Allah gani gani rahmet etsin. Bu tatlıya götürüyor. Ben Kehvan ne bir abra abra dur abra abra abu sizin evliydi. Abu buydu bu buydu. Dur bu adam böyle yalanla söyledi. Geldim kardeşim İsmail'den, komşum İsmail'den soruyordum. Bakıyorum, doçun ha, onlardan büyüktür. Yine yaddaşlı bir adamıydı. Ölmez de oraya nasıl vurdum, hani. Gene gitmek istiyorsunuz. Ne diyorsun? Vatanım. Gül ve eğer göz gibi görmezsem babamın oğlu da gülüm. Ne diyorsun? Vatanım kurban olayım. Helal olsun, Allah razı olsun sizinkine. Vatanım kurban olayım. Ben adam olsam, benim oğlum da adam olur. Ben yani ayıp dur demezse, ben kanca olsam benim oğullarımda ben için bir şey olur. Yok. Allah ömürlerini versin. Bir vakti Temur Türk'ü diye çocuk demeden çıplayın. Koy beni öldürsün ama tarihine Kekvan'ın kucağında, Kur'an'a kuşunda. kaç yaşında avukatlandı çıplak geziyordu. Ben ne diyerim? Çocuğum da onu diyer. Yoksa aslında öyle adamlar çoğu ki oğlum gelme bir olsa bizim vatanımız vardır. Yurdumuz vardır. Ya hareket ediyor. Kan çıkıyor. Kan çıkmayanın gözü çıktı. Vatan ne çok. Öyle öyle. Ölmeliydim. Elvin sen ne diyorsun? Son olarak Türkiye'ye doğru. Burası ne abi? Öyle tamam. O kadar güzel bir sözler değildi ki zaten ben bir bundan sonra da bir söz bulup da diyemem ki zaten. Selam olsun bütün dostlarımıza. Amin Allah. Herkese de o vatandaşlık çıksın Allah'ın izniyle. İnşallah. Çıkanlara da tebrik ediyoruz buradan. Aynen. Kimlere çıkmışsa tebrik ediyoruz. Darısı bizlerin başımıza. İnşallah, inşallah. İnşallah. Erdoğan ona kurban olayım ona. Ona Allah uzun ömür versin. CHP. Ey tanıyayım CHP. Dedi ki yeri git bakalım yani piyada gidiyor. Nereye gidiyor? Siyaset yapmayak yakışık. Ben kapa diyelim. Tüm dostlarımıza da selam olsun. Selam Türkiye'ye selam olsun. Herkese selam olsun.